Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kürşat Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kürşat Dayı kanalı olarak sezon açıyoruz. Galatasaray Zalgiris mücadelesiyle birlikte, Şampiyonlar Ligi 2. öğrenme turu mücadelesiyle birlikte sezonu açıyoruz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere tek başımayım. Şu anda Trabzon sınırları içerisindeyim. Bu yüzden de Dayı bugün videoda olmayacak arkadaşlar ama en yakın zamanda birlikte videolarımıza devam edeceğiz. Sezon da başlıyor artık. Avrupa maçları zaten sezon başladı. Bugün de Galatasaray ilk maçın 2-2'nin rövanşında evinde Zalgiris'i konuk edecek. Maçta birazdan başlayacak arkadaşlar. Şu anda tıklım tıklım dolu tribünler. Galatasaray tabii ki de Şampiyonlar Ligi Galatasaray için çok önemli. Bu yüzden de bu turu mutlaka geçmek istiyor Galatasaray. Maç tahminimde Galatasaray'ın rahat bir galibiyet alacağı, en azından bir 3 farkı bulacağı yönünde. Tabii ki eksikler var. Yeni transferlerin çoğu oynamıyor. Icardi yok. Onun dışında Torreira yok. Zaniolo son bilgiye göre kadroda yok. Bunun dışında tabii ki eklenecek oyuncular var. Bu oyuncular eklenecek. Demirbay geldi Galatasaray'ın Almanya'nın transferi. Bakalım Galatasaray tabii ki daha güçlü kadrolara ulaşacaktır. Ama bugün de çok güçlü olmayan rakibin rahat geçeceğini düşünüyorum. Sezonu da açtık. Bu sezona bomba gibi gireceğiz arkadaşlar. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Bu videoya da like atarak bize destek gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Hızlı çıkarıyor Galatasaray. Mertens orta sahadan kaleye vuruyorlar. Kuçka'yı hatırlattı bu vuruş bana. Ama top dışarıda. Karşı karşıya Kerem. Kerem inanılmaz bir gol kaçtı. Üst direkten dışarı gidiyor top. Galatasaray baskı arttırıyor. Bir daha izliyoruz. Mertens bıraktı araya güzel pas. Direkt var. Direkten döndü top. Olmuş dışarıya. Angelinho şu ana kadar başına geçti. Kerem. Ooo sert hamle. Hakem oynattı. Zalgiris çok tehlikeli geldi karşı karşıya. Dikkat. Dışarıya attı. %100'lük gol şansı bu arada. %100. Yok yok. 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 Şüş. Mertens. Ne yaptı Mertens? Mertens ne yaptı? Puşkaş ödülüne aday gösterilecek bir gol. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. İnanamadım. İnanamadım. Mertens. Galatasaray'ın yeni stadyumu Rams Park sanırım. Rams Park ayakta. İnanılmaz bir gol. Tekrar izleyeceğim. İnanılmaz bir gol. Bir 10 yıl önce falan Stoh'un Gençler Birliği'ne attığı bir gol vardı yine kornerden gelen. Hamit'in Kazakistan'a attığı bir gol vardı. Onlara benzeyen bir gol. İnanılmaz bir gol. Galatasaray 1-0 öne geçti. Kritik bir dakikada. Şu Barış Alper'e de ben bir sınamadım. Galatasaraylar seviyor genel olarak. Kerem vurdu dışarı gitti bu arada. Barış Alper'i çok beğenmiyorum. İkiyi bulup rahatlaması lazım bu arada Galatasaray'ın. Yani 1-0 her zaman tehlikeli skordur. Çevir. Bomboş. Ya Berkan. İşte Berkan. Şurada Mertens olan olsun toparlardaydı. Berkan'dan gerçekten inanılmaz ya. Bomboş ya. Bomboş. Türk futbolcusun. Bunu atacaksın kardeşim. Güzel paslar şunlar. Güzel paslar şunlar. Şu Zalgiris'in yerde oynayan siyahi oyuncusu. Çok iyi. Oha! Karşı karşıya kaldı. Muslera. Yani şu Zalgiris'in forveti, siyahi forveti orta sahadan topu alıyor götürüyor. Ona bir türlü durduramadı Galatasaray. Bu ikinci pozisyonu çok net.
Üçüncü kırmızı kart. Kırmızı kart çıktı yani görse direkt kırmızı kart. Bir daha bakmak lazım. Değişebilir karar arkadaşlar. Sarıya çevirdi. İlk başta çok sert gözüküyordu giriş giriş ama tam oturtamadığı için, ayak yerde olmadığı için sarı doğru bence. Bakan bu da girdiğinden beri etkisiz. Bak yine koşmaya başladı siyahi. Bak yine karşı karşıya. Abdülkerim Durmaz ama atak devam ediyor. 90+3 artık bu dakikadan sonra yenecek bir golün telafisi olmaz. Evet arkadaşlar maç sona erdi. Galatasaray 1, Jelgiris Vilnius 0. Galatasaray böylelikle Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turuna kaldı ve Olimpik Ljubljana ile eşleşti. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Bugün yetecek kadar oynadılar ve kazandılar. Yani şu maçtan sonra hani illaki şöyle yorumlar olacaktır. Özellikle karşı takım taraftarlarından. İşte Jelgiris'i zor elediler. Bunlar mıydı? İşte hani çok iyi takımdılar Galatasaray için. Ligde bir şey yapamaz, çok kötü oynadı gibi yorumlar gelecektir. Ama ben de bir Trabzonsporlu olarak açıkçası bunlara katılmıyorum. Galatasaray'ın bugün ilk 11'inde en az 5-6 oyuncu farklı olacak. Yani buraya Zaniolo, Torreira, Icardi, Kerem Demirbay, Torreira bu oyuncular eklenecek. Daha güçlü bir Galatasaray izleyeceğiz. Zaten daha sezonun başı. Bu maçta Galatasaray'ın gerçekten nasıl oynadığının hiçbir önemi yok. Önemli olan bir kaza yaşamadan turu geçmekti ve Galatasaray istediğini aldı. Bu yüzden de ben diğer turda daha rahat turu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu saydığım oyuncular da oynayacak. Bu yüzden de Galatasaray için işte kötü oynadı falan filan demek bence çok yersiz. Sezon başı bir sürpriz yaşamadan Galatasaray turu geçti. Kendimi tebrik ediyoruz. Ülke puanına da dün Fenerbahçe, bugün Galatasaray katkı verdiler. Ülke puanının yükselmesi için de gerçekten tüm takımlarımızı destekliyoruz. İnşallah Adana Demir ve Beşiktaş da turu geçer. 4-4 ile devam ederiz arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Ligde artık başlamak üzere. Lig başlarında zaten haftada 4. Hatta Avrupa maçlarıyla haftada 5, 6 ve 7 videoyla karşınızda olacağız. Çok yoğun bir sezon olacak gerçekten de. Bu yüzden de bu yeni sezon öncesi lütfen kanala abone olmayı, yerinize almayı ve bu videoları da devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Galatasaraylıları ve tüm Türkiye'yi tebrik ediyoruz tur için. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.